Merhaba, iyi akşamlar. Begüm Dönmez Ersöz ben. Dünyada ve Amerika'da bir numaralı gündem maddesi elbette koronavirüsü salgını, onun getirmiş olduğu etkiler, petrol fiyatlarındaki rekor düşüş, tarihi düşüş, bundan sonra ne olacağı konusu, ekonomik endişeler elbette korona salgınının yol açmış olduğu bütün dünyada ülkelerde, öncelikli gündem maddeleri bunlar ama dünyada dış politika başlıkları da dahil olmak üzere bir yandan da yeni açıklamalar yeni şeyler de olabiliyor her ne kadar koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik endişeler ve sağlık konusundaki endişeler daha öncelikli bir hal almış olsa da şimdi Türkiye ve Amerika arasında da koronavirüs salgını öncesinde Epeyce konuşulan ve nasıl çözüleceği üzerinde çeşitli soru işaretleri gündeme getirilen konulardan bir tanesi de S-400 konusuydu. Malum Nisan ayının aslında eğer koronavirüs salgını gibi bir durum gerçekleşmemiş olsaydı Nisan ayını biz Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 savunma sisteminin Rusya'dan Türkiye'nin bu sistemi satın alması sonrasında Kongre'den gelebilecek yaptırım adımlarını e, konuşuyor, tartışıyor e, olacaktık belki de e, şimdi bu konuyla ilgili e, son e, bir iki gündür de. E, Açıklamalar geliyor. Biraz o S400 gündem'i de aslında hareketlendi denilebilir. Bu S400 konusunun yeniden gündeme gelmesine yol açan ilk açıklamada üst düzey bir Türk yetkilinin Reuters haber ajansına yapmış olduğu bir açıklama. Üst düzey Türk yetkili demişti ki koronavirüs salgını sebebiyle S400 sisteminin bu ay içerisinde aktive edilmeyeceği mesajını verdi ama e, aktive etme kararı konusunda da yani prensip olarak e, genel olarak da bir geri adımın söz konusu olmayacağı mesajını vermişti e, Türkiye yetkili. Sadece işte korona salgını sebebiyle bu aktivasyonun e, Nisan ayı içerisinde olmayacağını e, söylemiş e, oldu üst düzey Türkiye etkili. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı e, sözcüsü bu konuyla ilgili yazılı e, bir açıklama yaptı kısa. E, Morgan Ortegas, e, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki e-mail olarak gönderdiği, Reuters'a e-mail olarak gönderdiği bir açıklamada e, S-400 e, satışının e, Amerika'da e, Katsa yani Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında hala devam eden değerlendirmelere tabi olduğunu en üst seviyelerde biz vurgulamayı sürdürüyoruz dedi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Ve bu konunun yani Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almış olmasının ve bunun aktivasyonu sorununun hem ikili ilişkilerde hem de NATO içerisinde bir engel oluşturduğunu vurguluyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinde bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz ifadesini kullandı. Şimdi geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İki liderin bu görüşmesine ilişkin yapılan açıklamalarda S400 konusu gündeme getirilmemiş. Sadece ikili ilişkiler, bölgesel konular ve işte korona salgınıyla mücadele konusunu görüştükleri ifade edilmişti. Şimdi Nisan ayında S-400'lerin aktive edilmeyeceği açıklamasının ardından e, ama bir yandan da e, Ankara'dan gelen işte aktivasyon konusunda prensip olarak geri adım e, yok o mesajını nasıl okumak lazım, zaman mı kazan kazanmaya çalışıyor acaba Ankara gibi sorular gündeme geldi bir yandan da. Evet. Reuters haber ajansına göre ki bu aslında başka yayın organlarında da yer aldı. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye ...konusunda üst düzey e, danışmanlarından Richard e, Olson ki kendisi işte e, Amerika'nın Suriye özel temsilcisi e, James Jeffrey ile de yakın çalışmış bir isimli. E, o şöyle bir ifade kullandı e, online internet ortamında düzenlenen bir panelde konuştuğu zaman dedi ki Olson... E, Korona salgını öncesinde Washington'daki Washingtonın düşüncesi Türkiye'nin Nisan ayında S400 sistemini aktive edeceği muhtemelen ve ondan sonra da bu adımla birlikte ABD Kongresinin de yaptırımlar için düğmeye basacağı yönündeydi dedi. Yani korona gündemi değiştirdi öncesinde böyle bir yaklaşım vardı Washington'da. Ama bunda bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum dedi Richard Holtsin. Şimdi bir yandan evet Ankara'ya bir sonraki adımı değerlendirmesi açısından koronavirüs salgını'nın zaman kazandırdığı yorumunu pek çok uzman yapıyor. Bundan sonrasında hatta işte özellikle tam koronavirüsü salgını öncesinde konuştuğumuz konulardan bir tanesi de İdlib'de yaşananlardı. Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda aynı kampta aynı tarafta olmamasından da yola çıkarak hem İdlib ne düşündüğümüzde hem de işte koronavirüsü salgınının araya girip bir miktar zaman kazandırdığı düşünüldüğünde en azından bundan sonra Türkiye ve Amerika'nın S-400 konusunun çözümü için, manevra yapabilmek için alan sağladığını söylemek yanlış olmaz zannediyorum. Bir yandan da tabii şöyle bir görüş de var. İdlib'de yaşananlardan hareketle Amerika'nın ve Türkiye'nin pozisyon olarak biraz daha birbirine yaklaşmış olması da muhtemel. Şimdi virüsü salgını sonrasında pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin önceliklerinden bir tanesi ekonomi. Yani IMF'in geçtiğimiz hafta açıkladığı raporda işte küresel olarak yani dünyada ee, ekonomide yüzde %3 daralma bekleniyor. Türkiye için e, bu beklenti, Türkiye ekonomisi için yüzde %5. Şimdi Avrupa e, ülkelerinde meydana gelecek bir daralma, resesyon Türkiye'yi de çok o etkileyecek. E, çünkü ticaret e, ortağı e, Batı'da olduğu için, e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri olduğu için Türkiye'nin de yine Avrupa'da yaşanabilecek herhangi bir daralmadan daha çok etkilenmesi muhtemel uzmanların değerlendirmesine göre. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu virüsle birlikte önceliklerinden bir tanesi ekonomiyi toparlamak olacağı için bir yandan işte Amerika'da Fedle merkez bankasıyla swap hattı konusunda yapılan müzakereler görüşmeler, diğer yanda. Her ne kadar genelde Türk yetkililer Türkiye IMF seçeneğini gündeme getirmese de istemese de uzmanların, analistlerin diyelim gündeme getirdiği seçeneklerden bir tanesi de işte IMF gibi uluslararası işte kredi kuruluşlarından acaba Türkiye ile bir anlaşma olur mu olmaz mı meselesi dile getirilen e, senaryolardan bir tanesi dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye her ne kadar IMF konusunda sıcak bakmadın mesajını sık sık e, verse de e, şimdi özellikle tabii S400 e, konusunda eğer yani aktive edildiği takdirde e, sistem e, Amerikan Kongresi'nin yaptırım için düğmeye basacağını söylemiştik. O yaptırım kalemleri arasında e, IMF gibi Türkiye'nin işte uluslararası kredi kuruluşlarından kredi almasının engellenmesi gibi bir takım e, olası yaptırım maddeleri de bulunuyordu. E, dolayısıyla şimdi e, şöyle bir durumla karşı karşıya kalınmış oldu. Nisan ayında aktive edilmeyerek sistem hem Türkiye ve Amerika sorunun çözümü için Zaman kazanmış bir kendilerine manevra alanı açmış vermiş oldu salgın Türkiye ve Amerika'ya. Diğer yandan işte salgın sebebiyle ekonomi ekonomik endişeler ön plana gelince öncelik olunca yaptırımlardan da kaçınmak öncelik haline gelmiş olduğu yorumları yapılıyor. Dolayısıyla bir de idlip demiştik İşte Türkiye'nin e, İdlib konusunda Suriye'de Rusya ile de farklı kamplarda olması Washington ve Ankara'yı bir nebze birbirine daha yaklaştırabilir mi e, sorusu da soruluyor. E, bakalım dediğimiz gibi ağırlıklı gündem koronavirüsü salgını ama dış politika başlıklarında da e, yeni yeni açıklamalar geliyor. Önümüzdeki günlerde e, S-400 konusunda yeni şeyler, yeni mesajlar gelirse onları da aktarırız diyelim. E, şimdilik hoşçakalın.